Şimdi içerik çekmecesini açalım ve ilk kendi varlığımızı içeri aktaralım. İçerik çekmecesinde yeni bir klasör oluşturalım ve buna props adını verelim. Bu klasör 3 boyutlu varlıkları, malzemeleri ve dokuları içerecek. İçerik aktara basarak motora getirmek istediğim bir varlığı seçiyorum. Static Mesh Create 3. parti bir program tarafından oluşturulmuş bir FBX dosyasıdır. Herhangi bir varsayını değiştirmiyoruz ve malzemeleri oluşturmak istiyoruz. İçerik aktara bastıktan sonra bu FBX'in kullandığı 3 malzemenin yanı sıra Static Mesh'imiz eklendi. Çift tıklama ile bu modeli kendi editöründe açıyoruz. Yukarıya yerleştirelim. Sol üstte mesh ile ilgili bazı sayılar ve ayrıntılar panelinde de bu modelde kullanılan malzemeleri görüyoruz. Bu düğme bizi materyal konumuna götürür. Material editörü açalım. Sol üstte bir ön izleme var. Aşağıda detaylar paneli bulunuyor. Büyük alan düğümleri bağlayabileceğimiz grafik panelidir. Örneğin bunun rengini biraz değiştirip uygulaya bastığımızda sonucu modelin üzerinde görebiliriz. Malzemenin farklı açılardan nasıl göründüğünü görmek için biraz yakınlaşabiliriz. Geri dönüp malzemeyi biraz geliştirelim. Bire basılı tutup sol tıklayarak Constant Vector isimli bir düğüm oluşturabiliriz. Bu parlaklığın model üzerinde nasıl göründüğünü görmek için tekrar uygulaya basılı ve Static Mesh Editor'a geri dönelim. Dokuları içe aktararak malzemeyi daha ilginç hale getirelim. İhtiyaç duyduğum dokularımı import ediyorum. Normal dokusunu sürükleyip malzemenin ilgili giriş pinine bağladığımızda yüzey üzerinde tümsekler görürüz. Şimdi biraz yakınlaştığımızda bu malzemede çok küçük tümsekleri görüyoruz. Malzeme editörüne geri dönelim ve düzenlemeye devam edelim. Grunge dokusunu getirelim ve sabit bir değer kullanmak yerine bunu pürüzlülük için kullanalım. Bu yüzey biraz daha doku gibi bir görünüm veriyor ki bu daha güzel. Bu bizim plastik malzememiz. Şimdi bir sonrakine yani metal malzemesine geçelim. Bu malzemeyi açalım. Yapmak istediğimiz ilk şey rengini biraz değiştirmek. O halde buraya çift tıklayalım ve bunu biraz daha hafif yapalım. Daha sonra tekrar bire basılı tutup sol tıklıyoruz ve bunu metalik gelişine bağlıyoruz. Bunu 1 olarak değiştirdiğimizde ön izlemede bunun biraz daha metalik gibi göründüğünü görebiliriz. Şimdi bu malzemenin pürüz seviyesini belirleyelim. Giriş değerini 0 olarak ayarlarsak çok parlak olacaktır. 1 seviyesine doğru bu parlaklık yok olur. Bakalım modelde nasıl görünüyor. Bu şimdilik iyi. Yine hazırladığımız bazı dokuları ekleyerek bunu da biraz ilginç hale getirelim. Burada normal ve roughness haritalarımız var. Önce içeri aktaralım ve normal map'i malzemenin normal girişine bağlayalım. Ön izlemedeki küreye bakarsak yüzey fazla pürüzlü gibi görünüyor. Bu yüzden sağ tıklayıp UV haritasına erişmemizi sağlayan doku koordinatları denen texture koordinat düğümünü arıyoruz. Yani bunu UVS'e bağladığımızda ve ardından değerleri örneğin 5'e 5 olarak ayarladığımızda daha arzu edilen bir şey elde edeceğiz. Bu iyi. Öyleyse modelde nasıl göründüğüne bir göz atalım. Evet, gayet güzel. Şimdi pürüz girişine doku bağlayalım. Bu sefer hazırladığımız dokunun RGB kanalını kullanmak yerine sadece kırmızı kanalını kullanıyoruz. Bu şekilde farklı kanallardaki farklı bilgileri bir dokuda saklayabilirsiniz. Ve bu bizim nihai sonucumuz. Gayet güzel. Modelimizin ortada karbon gibi bir dokusu olsun istiyorum. Bunu yapmadan önce size model üzerinde bir şey göstermek istiyorum. Vertex Color görünümü açtığımızda bu meshin modellenirken vertex boyama ile bazı bölümlerin gri tonlarında, bazı bölümlerin beyaz ve siyah olduğunu görüyoruz. Bu bilgiye malzeme editöründen erişebiliriz. Material editöre geri dönüyorum. Yine iki dokuyu içe aktararak başlıyoruz. Bunlardan biri normal, diğeri ise temel renk için kullandığımız bir mask dokusu. Bir saniyenin normal dokusuna bir bakalım. Dokuya çift tıkladığımızda doku editörü açılır. Unreal bunu otomatik olarak normal olarak tanımlar ve ihtiyaç duyduğu değerleri ayarlar. Böylece burada yapacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Malzeme editörüne geri dönelim. Normalin tekrar sayısı istediğimiz gibi değil. Texture koordinat düğümü ile bunu ayarlayalım. Şimdi temel renk için gri tonlamalı dokuyu kullanalım. Bunu doğrudan materyal girişine taktığımızda normal harita ile aynı doku tekrarı sorununun olduğunu görebiliriz. Öyleyse doku koordinatımızı
Bu gri tonlamalı doku için UVS'e bağlayalım. Güzel. Şimdi Apply'a basıp Mesh Editor'a geldiğimizde sonucu görebiliriz. Şimdi daha önce gösterdiğim Vertex Color'ı kullanalım. Arayüze sağ tıklayıp Vertex Color'ı arıyorum. Bunu şimdi doku çıkışıyla çarptığımızda ve bunu Base Color'a bağladığımızda sonucumuzu göreceğiz. İşte çok hızlı bir şekilde yaptığımız 3 malzemeli modelimizin son hali. Küreye sağ tıklayarak Replace Actor'a gidip köpü seçelim. Burada ölçeklendirme aracına gidiyoruz ve ardından onu küçültüyoruz. Bunu X ve Y üzerinde büyütüyoruz. Artık kullanabileceğimiz bir zeminimiz var. Content Driver açalım ve sandığı seçip sahneye sürükleyelim. Modelimizi ışık altında görmek için onu hareket ettirebilir, döndürebilir ve kamerayı biraz hareket ettirebiliriz. Ayrıca malzememizin farklı ışık senaryolarına nasıl tepki verdiğini test etmek için ışığı tekrar değiştirebiliriz. Ve işte ilk sahnemiz tamamlanmış durumda.